Bakın buradaki haberde de DEM Partili milletvekili APO'dan falan bahsetmiyor. Bahçeli'nin işte o APO olayı elinde patladı. Arkadaşlar merhaba. Az önce Now, her neyse işte eski adı Fox olan kanalda diyelim. Ben zaten X'e de Twitter diyorum artık. Bilmiyorum o eski alışkanlık diyelim biz buna. Ben Fox diyeyim, siz anlarsınız işte. Ana haberde işte Bahçeli'nin çıkışından sonra bir af hazırlığı mı var şeklinde bir haber yayınlandı. Şimdi bunun hakkında ne diyebiliriz arkadaşlar? Aslında anlattıklarımdan, daha önce anlattıklarımdan farklı hiçbir şey yok. Bahçeli'yi öne sürdüler dedim. AKP hiç karışmayacak dedim. Geride duracak. Destek görülürse tamam hadi. Biz de hadi tamam madem bu kadar işte halk istiyor bari verelime girecek. Onun devamında diğer söylediğim şey neydi arkadaşlar? Dem APO'ya falan bakmaz dedim. Onların derdi teröristleri dışarı çıkar. Şimdi bakın buradaki haberde de Dem Partili milletvekili APO'dan falan bahsetmiyor. APO'yu falan salladıkları yok. İşte somut adımlar atın bilmem ne. Hep zaten toplumsal barış, toplumsal barış falan diyorlar. Yani diyorlar ki sen teröristleri bir çıkartmaya bir başla bakalım da sonra gerisini düşünürüz diyorlar. Toplumsal barışın tesisinde belki de hiç olmadığı kadar hemfikir ve istekli olanların seslerini duyun, yeni somut ve pratik adımlarla yanıt verin. Yani önce sen adım at diyor. Öbürü de diyor ki önce siz adım atın. Ama Bahçeli'nin işte o APO olayı elinde patladı. Elinde patladı. Ne diyorum? Dem Kandil'e bakar kardeşim. Kandil'den emir bekler. Veya görüş alışverişi diyelim. Hadi biraz hafifletelim o tabiri. Kandil'le görüşür diyelim. APO'yu veren kimse sallamaz bu saatten sonra. Aradan geçmiş çeyrek asır. Gelecekmiş de silah bırakın diyecek. Bırak, geç o işleri geç. Devamında arkadaşlar Sırrı Süreyya Önder'in esprili bir adam biliyorsunuz. İşte eski İçişleri Bakanı vardı ya İçişleri Bakanı. İşte onunla karşılıklı atışması da demeyeyim de işte laf sokma denir de ona biz yine atışma diyelim, gülüşme diyelim. Öyle söyleyelim geçelim. Burada da önceki söylediklerimden birisine yine destek çıkıyor aslında. Ben ne dedim size? Daha doğrusu af çıkartacağız diyenlere hitaben ne demiştim geçen videomda? APO'yu boş ver. Demirtaş'ın ondan çok sözü dinlenir. Çıkartıyorsan onu çıkar demiştim. Ne oldu? Yine toplumsal barış bilmem ne falan filan lafları. Bakın Sırrı Süreyya Önder de Demirtaş'ın adını zikrediyor. Bir de işte öbür eş başkanın adını falan filan. İçişleri Bakanlığı'nı yaptım 7 yıl. Açalım, açalım. Hakkını helal et. Yani o 7 başkan. yıl. Ya varsa... Helallik girince şeyim karıştı. Bütün şase yaptı. Ruzi mahşerde. Helallik ne ki ya? Benden yana bana kimin hakkı geçmişse helal olsun. Şahsi bir derdim yoktur, olamaz. Meclis Genel Kurulu'nda konuşma süresini uzatan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helallik isteyince Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder o başka mesele yanıtını vermişti. Bir gün sonra Soylu yine helallik deyince Sırrı Süreyya Önder tutuklu HDP eski eş genel başkanlarını hatırlattı. Sayın Başkan, bir helallik meselemiz olmasına rağmen tatlıya bağladık mı bilmiyorum ama. Bir de Sayın Demirtaş'a Figen Yüksekdağ'a sormam lazım. O zamanki genel başkanlar. Ama helallik işin kolay kısmı. Önce bir şu barışı bir Sayın Başkan'a da. teminatını alalım. Kimse APO'dan bahsetmiyor. Şu anda mesela Sırrı Süreyya Önder orada konuyu çarpıtıp zaten akıllı bir adam yani. Lafı direkt APO'ya getirebilirdi. APO'yu meclise çağırabiliyorsanız herhalde mecliste APO'nun adını anmak da yasak değildir ya. Kendisi girebiliyorsa adı da girebilir diye düşünüyorum. Ki Sırrı Süreyya Önder zaten bundan korkacak bir adam değil. Direkt söyleyebilirdi. APO'yu da APO demez de işte Sayın Öcalan derdi herhalde bilmiyorum.
İşte önce bir onu bir çıkartın da işte önce bir Kürt halkından özür dileyin de falan filan konuyu uzatırdı uzatırdı. Ama sadece Demirtaş ve işte diğer eş başkanların ismini zikredip geçti. İşte hani o dönemde onlara da zulmettiğinize getirdi. Dediğim gibi isteseydi konuyu APO'ya da bağlardı. APO'yu sallayan falan yok. Bahçeli'nin ortaya attığı şey elinde patladı. Şimdi AKP'ye hiçbir şey olmaz. AKP geri adımda duruyor. Yani bir adım geride. Böyle bekliyor şimdi. Önde yavrum bizim işte MHP çarpışacak, çarpışacak, çarpışacak. Şeyler gibi işte artık akıncılar mı deniyordu ona Osmanlı döneminde. Onlar yolu açacaklar. AKP de arkadan böyle mehter marşıyla iki ileri bir geri yavaş yavaş yürüyecek. Plan bu. E ne oluyor arkadaşlar? MHP kan kaybetmeye devam ediyor. Siz bakmayın sağda solda işte Bahçeli'nin dediklerini anlayacaksınız falan. Yok. Gerçek ülkücüler zaten çoktan kaçtı da. Kalanlar da işte 3-5 ne kaldıysa onlar da kaçıyor şimdi. Yeter artık diyorlar ya. O kadar da değil diyorlar ya. O kadar da değil ya. Sen o kadar şehitin katilini bile dışarı çıkartacaksan artık biz yokuz diyecek yani insana ve demeye de başlıyorlar. Herkesin çevresinde MHP'liler var yani. Diyorlar. Diyecekler de AKP yine o tereyağından kıl çeker gibi derler ya. Konuyu halletmeye çalışıyor. Tepki gelirse bakarsın o ey Bahçeli diye çıkarlar. Çıkar yani kendisi. Sen ne diyorsun? Katili mi çıkartacağız? Deyiverir yani. Ki katil konusuna gelmişken affa her zaman AKP karşı duruyor. Diyordu ki biz genel af çıkarmayız ve bakın burada çok önemli bir laf vardı. Bunu Cumhurbaşkanı nasıl açıklıyordu? Ben devlet olarak devlete karşı işlenmiş suçları affederim. İşte kişiye karşı işlenmiş suçu ben nasıl affedeyim? Ya mesela işte biri de adam öldürdüyse ya onun ailesi affedebilir diyor. Ben diyor nasıl affedeyim diyor ya. Ben devlet olarak. Şimdi terörü tamam devlete karşı işlenmiş suç olarak niteleyebiliriz de ölenler devlet değil yani. Devlet soyut bir kavramdır. Ölenler insan hem de 20 yaşındaki insanlar. Ya da işte biraz daha yaşı ilerlemiş komutanlar diye. Bunların katillerini nasıl affetmeyi planlıyorsunuz siz? Söylediğiniz her şey çelişiyor. Her şey çelişiyor. Tekrar ediyorum. Af verecekseniz adam gibi çıkın, affı verin. Apoyla mapoyla insanları oyalamayın. Ki ne zaman çıkar diyenler var. Tabii ki insanlar dedim ya umutlanıyor ve hemen acele ediyorlar. Ne zaman çıkar?